Yani benim demek istediğim şu, dinden biraz zevk almanın yollarını da göstermek lazım. Şu anlattığınız din, benim ruhumu okşamış. Yani ben dine bir matematik kitabı olarak anlıyorum. Benim ruhi ihtiyaçlarım da var. Benim sırf bedeni ihtiyaçlarım yok. Efendim, Almanya'daki insana dini anlattığınız zaman, Almanya'daki insanın belli bir adalet ihtiyacı karşılanmış. Sosyal ihtiyaçları da var. Sosyal anta gidiyor, para alıyor, şu bu. Evet. Bu ruhu nerede bu dinin? Yani benim sizin anlattıklarınızda görmediğim şey, bu dinin zevk veren yok. Bu, ben hayatım boyunca zevk alıp duruyorum ama... Buna dikkat etmek lazım. Bilmiyorum yani, sakatlık gösterebilseniz keşke de oradan hemen dönsek. Ama ben bu yaşıma geldim, 55 yaşındayım. Yıllardır da bu işte... Zevk almasaydım 50 kere çark ederdim topuklarımın üzerinde, vazgeçerdim bu işten. Belki bazen de aynaya ruhen ve bedenen çıkın, evet. Bana İslam nasıl bir şekil vermiş, ben kendi hayatımda yapmak istiyorum. Yani İslam benim günlük hayatımda neleri değiştiriyor? Başkalarının yapıp da benim yapmadıklarım nedir? Başkalarının zevk almadığı da benim zevk aldığım şeyler nedir? Başkalarının taktığı da benim elimi çektiğim şeyler nedir? Örneklendirin bunları. Her şey hayatıma geliyor. Giyimimiz, kuşanmış, insanlarla olan münasebetlerimiz diğerlerinden hiç farklı değil. Yalnız bizim kafamızın içinde, ha ben başka bir dine inanıyorum. Ama pratikte bizi başka yapan hiçbir özellik. Nasıl yok arkadaş ya? Ya insafınız kurusun diyeceğim size, yani nasıl yok? Bugüne kadar benim bir haram işlediğimle ilgili kimse bir tek şey söyleyemez. Bir farzı terk ettiğimle ilgili kimse bir şey söyleyemez. Nasıl? Nasıl yok babam ya? Peygamberin kılığına baktığın zaman Ebu Cehil'in sırtında intiharı var, onun da sırtında intiharı. Bir Arabi geliyor, içinizde Muhammed kim diyor. Demek ki hiçbir alameti yani görünüşte yok ama ahlakıyla... Ahlakıyla yok efendim, o Yahudilerle özel bir olayla ilgili karıştırıyorsunuz. Şimdi öyle değil iş. Var hadis. Adamın bile atmamış. Demek ki atılmayacak bir değeri var. Diyor ki siz kafanızı atın, onlar kısatıyor. Kadınlar pantolon giysin, erkeklere benzemesin. Şunu yapın, bunlara benzemeyin. Bunları yapın, onlar gibi olmayın gibi yüzlerce hadis var. Ama yani benim hayatımda bunlardan başka olan ne var? Sizin bunu göremiyorum. Ne yapalım göremiyorsanız Allah göstersin diyelim. Yani sana görünmek için özel numaralar yapacak halimiz de yok. Ne yapalım artık? Değil yani Allah için evet. Benliğini sorguya çekmek... Ne yapayım şimdi, hu mu çekeyim yani? Yok, kıyamete kadar yaşasam öyle haf puf yapmam ben yani. Bunu İslam'da olduğuna inanmıyorum da onun için yapmam. Allah'tan yani zevk almak, Allah'ı sevmekte artık. Nasıl zevk alınır arkadaşım? Onun emirlerini yaparak zevk alınır. Başka türlü nasıl zevk alınır? Yani sana sarılınca bana sıcaklık geliyor. Allah'a sarılamazsın ki onun sıcaklığı sana gelsin. Nasıl olur bu? İleri gitmek mümkün işte. Şu din, sizin anlattığınız din beni korkutuyor. Ben Allah'ı her gün biraz daha seviyorum. Onun hasretini çekemiyorsam, benim kalbimde ışık yanmıyorsa, ha ben sarılmadığım bir şeyim. Nasıl ışık yanacak arkadaşım? Böyle afaki şeyler söylemeyin ya. Elle tutulmaz, gözle görülmez. Nasıl bir ışık yanacak? Yani bu... Tamam, ben de aşık değilim de seviyorum. Aşık adamın gözünü kör eder. Allah bununun kendini severken gözünün kör olmasını istemiyor. Onu daha aydın görür, daha farklı. Hiç Kur'an'da aşk kelimesi yok. Mübarek, ya, niye böyle yapıyorsunuz? Diyor, ben herkesten fazla sevindim. Fazla sevmek demek, gözü kör sevmek demek yok, değil. Aşk ayrı. Aşk, Allah'a yok. Sevmesi ileri adım aşmak. Yok arkadaş, yok. Var, ben... Lugatlara bak. Lugatlarda aşk böyle tarif ediliyor. Aşık. Aşık olduğunun, maşukunun hiçbir şeyini eksik görmez. Allah'ın hiçbir şeyini eksik görmemek... Dikkat et ama gözümüzün körlüğünden eksik görmüyor değiliz. Gözümü 9 açtığım halde eksik bulamıyorum. Allah böyle bulayım istiyor kendimi. Allah'ta da... Düşündüğüm da. İçin eksik bulamayayım istiyor. Yoksa gözümü kapatarak sen tamsın Allah'ta böyle iste... Allah'ta hiçbir eksik görmemek. Onun her gönderdiği vahye... Evet. Neyse yani özetle anladığım İslam size metalik mi geliyor? Bana öyle gelmiyor yani, ne yapalım? Öyle gelsin size de.